Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi günler, iyi sezonlar. Antalya'da Mayıs ayının sonlarında yavaş yavaş arı gelişimin yavaşladığı, petek kabartmanın, yavru alanının küçüldüğü, bal akımına başladığı dönemdeyiz. Tabii bundan sonra biz ne yapacağız? Antalya'da kalmayacağız. Burası çok sıcak ve eşek arılarının saldırılarından dolayı yaylalık bölgelere gidiyoruz. Biliyorsunuz bazı kovanlarımızı, analı kovanlarımızı yaylaya götürdük. Anası kovanlarımız da burada kaldı. Niçin burada kaldık, niye götürmedik? Çünkü onların yavru atmalarını, analarının bir oturmasını, koloniye iyice birbirlerine ısınmalarını bekliyoruz. Bir de yavru atımından sonra yavru gözlerinin kapatılması gerekiyor. Kapatılmadığı zaman, yaylaya taşındığı zaman usta arıcılarımız öyle söylüyor. Ana kesmelerine, ana kayıplarına maruz kalabiliriz diye. Şimdi burada bir tane kovanımız var. Onu sizlerle beraber açıp kontrol edeceğim. Anası var mı? Yavru atımı ne durumda? Bal toplama kapasitesi nasıl? Onları size göstereceğim. Bir de şöyle abi dağları, doğayı şöyle gösterir misin? Arkadaşlar olduğumuz bölge gayet güzel. Bu taraf dağlık bölgeler. Sandal ağacı, kekik, bilimum çeşitli şeyler var. Ballı polenli bitkiler var. Karaçalı var. Hayıt da açmak üzere ama biz hayıtı beklemeyeceğiz. Şimdi bir tanesini açıyorum senin için. Bismillah diyelim. Öncelikli amacımız anayı görmek. Anayı göremezsek de günlük yumurta gördüğümüz zaman ana vardır. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Şöyle yakından çekelim. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz beyazlıklar var. Beyazlıkların anlamı koloniye iyi bir şekilde bal geliyor. Depolamaya başlamışlar. Bu da ananın ve buradaki arıların kalitesini gösteriyor. Hatta bu arı petek istemiş abi. Biz buna petek versek de olur. Siz hepiniz biliyorsunuz biz bu arıları iki çıta böldük arkadaşlar. İçindeki yavrular çıkınca otomatik olarak dört çıtaya döndü. Elimdeki tamamıyla bak. Gayet sağlıklı bal toplama kapasitesi iyi bir koloni ile karşı karşıyayım. Güzel bir şekilde bal toplamış. Aslında bu arıya baktığımız zaman hiç anayı bile aramaya gerek yok. Analı olduğu besbelli. Çünkü herhangi bir kargaşa, heyecan, korku yok. Şöyle bakıyoruz. Burası tamamıyla yavrulu arkadaşlar. Şöyle yanaştır abi. Umarım görebiliyorsunuzdur. Gayet sağlıklı bir koloni ile karşı karşıyayız. İzleyen arkadaşlardan yorumlara maşallah diye yazarlarsa kendilerine teşekkür ediyorum. Nazara karşı bu şekilde korunmuş oluruz arkadaşlar. Dilerim Allah'tan herkesin böyle sağlıklı bal toplayan kaliteli kolonileri, anaları olsun. Burada araya petek atmışız. Dedik ya petek kabartma zamanı geçti. Arı isteksiz petek kabartıyor. Buralarda kesmiş. Bunları bu şekilde bırakıyoruz. Olduğu kadar zaten bu yavru gözleri kapandığında yaylaya gideceğiz. Yaylaya gittiğimiz anda arkadaşlar bu arının önüne bile geçemezsiniz. Zapt edemezsiniz yani. Bismillah diyeyim ki alta yapışmış azıcık. Ana arıyı göremedim. Çok da aramıyorum. Polen stoğu yapmış buraya. Gayet sakin bir arı. Gördüğünüz gibi eldivensiz çalışıyorum. Eldivensiz çalışma arkadaşlar bu dönemde şöyle söyleyeyim. Örnek almayın ama kıyafetsiz bile çalışılabilir. Çünkü bal akım zamanı arının keyfi yerinde. Siz de uğraşacak pek vakti yok. Onun için bu dönemlerde eldivensiz ve kıyafetsiz çalışılabilir. Kolonimizde herhangi bir sıkıntı yok. Çok şükür sağlıklı bir kolonimiz var. Sağlıklı bir ana arımız var. Yumurta atımı güzel. Balı doldurmuş. Yani şu arıya ben inanıyorum 10-15 gün sonra kata çıkar diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane kolonimiz sağlıklı çıktı. Burada yaklaşık 17 kovanımız var. 17 kovanımızdan 3-4 tane sıkıntılı kovanlar var. Onlar haricinde gayet güzel işlerimiz iyi gidiyor. Herkese böyle sağlıklı kovanlar dilerim arkadaşlar. Tekniklerimi takip edin, yöntemlerini takip edin. Sizler de bu şekilde ana elde edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.